Belediyecilik zaten bir hayaldir. Eğer hayal kuramazsanız asla başaramazsınız. Çünkü insanınız daima her şeyin yenisini ve en iyisini ister. Ve en iyisine de layıktır zaten. Bir şehri ileriye taşıyamanız için de zaten iddialı projeleriniz olmalı. Diğer kentlerden sizi ön plana çıkaracak, bir farklılık yaratacak projeler olmalı, hayaller olmalı. Biz bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Gerçekten belki şimdi kanıksadık ama teleferik gerçekten bir hayal değildi. Çok benim işim başlangıcında her safhasında çok önemli duyguları yaşadığım bir hizmetti. Onu gerçekleştirdik. Tabii benim göreve başlarken Ordu'da en büyük iddiam şuydu. 2004 yılına geri dönersek bir kimlik sorgulaması vardı Ordu'da. Yani Ordu ne kenti olmalıdır? Herkes kendince belli yorumlar yapıyordu ve biz o gün dedik ki başka bir ifade kullanmaya gerek yok. Ordu turizm kenti olmalıdır. Çünkü bir sanayi kenti olamaz. Ham maddeye ve pazara uzak. Bir ticaret kenti olamaz. Elbette ki tarımı da olacak ama ekonomiyi belki de tarıma partner olacak, lokomotif olacak turizm olmalı dedik, turizm sektörü olmalı dedik ve bunun hazırlıklarını yaptık. O günden bugüne gelindiğimizde artık güzel olan şey şu, herkes hemfikir olduğu düşüncede, orada artık bir turizm kenti olmalıdır fikrinde birleşti. Bu bile çok önemli benim için. Bu noktaya gelinmesi bile artık Ordu'nun bir kimlik sorgulamasının yapılmaması ve tek bir düşünce oluşması bile benim için çok önemli. Tabii biz bunu artık geliştireceğiz. Bu söylemekle söylemle olmaz. Yaptığımız her yıl etkinlikler büyüyerek devam ediyor ve uluslararası ve ulusal anlamda da ses getiriyor. Az önceki sizin yerin oturduğunuz yerde oturan bayan da bunu az önce sanatçımız da bunu ifade etti. Özellikle yurt dışından son yıllarda toplantı için Ordu'da herhangi bir etkinlik için sürekli davet alıyoruz. İlk tiyatro festivalimizi yaptığımızda ülkeleri zorla davet ediyorduk buraya. Birçok onlara avantajlar sağlayarak buraya getiriyorduk. Şimdi 200-300 tiyatro grubu elemelere katılıyor ve seçici kurul değerlendirdikten sonra artık evet, onları buraya konuk ediyoruz, davet ediyoruz. Gerçekten bu çok önemli. Ve önceden ilk festivali yaptığımızda okullara, okul müdürlerimize rica ile öğrencileri getirirken şimdi artık veliler rezervasyon yapıyor, çocuğunun yerine oturuyor ve o geldikten sonra kalkıyor, yerini terk ediyor. Artık salonlarımız almıyor. Salon sayımız artmasına rağmen salonlarımız almıyor artık. Bu da gerçekten Ordu'nun geldiği noktayı çok iyi ifade ediyor. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli katkılarıyla oluşturulan Menekşe Sokağı, Boztepe'miz, gene kıyımız, bu sene kıyı projemize başlıyoruz. 8 Şubat'ta ihalemiz var. Mehmetçik Bulvarı yani Gazi Köprüsü ile Soy Arası gerçekten Ordu'yu Ege ile Akdeniz'de yarışı bir tatil kenti, deniz turizminden faydalanan bir tatil kenti gibi gösterecek. Orası çok önemli bir çalışmamız olacak bizim. Cibil Deresi, Borsuk Çayı'nda Eskişehir'deki gibi gondol gezisi yapılacak. Şu anda projelerimiz onaylandı. Onun da yakında ihalesine çıkıyoruz. Derenin zaten taramalarına başladık. Yani bu sayede bunun gibi cazibe alanlarımızı sürekli artıracağız. Şehre girerken hatırlarsınız büyük duvarlarımız var. Şimdi o duvarlarla ilgili rölef çalışmalarımız var. Uğurcan Ataoğlu ve çok değerli Ordu'da her zaman her konuda bize destek olmuş. Bugün fındık heykelimizi, hemen yalıcağın önündeki heykelimizi ve teleferik direklerimizin de röleflerini yapan Emin Öztürk'le de projelendiriyoruz orayı. Oraya belki de Karadeniz'de Ordu'yu çok farklı kılacak, çok önemli sanatsal tasarımlar olacak o duvarlarda. Yani her bir duvarda farklı farklı Ordu'ya girerken bir sinema filmi izler gibi bir görsel bir keyifle bir tarafınızda deniz, bir tarafınızda ölefler çok farklı bir ambiyans olacak. Kısacası
Buna benzer birkaç tane daha projemiz var. Onları da biraz saklı tutalım. Evet. Ama iddiam şu benim. Ordu farkını önümüzdeki günlerde artık ortaya koyacak. Karadeniz'de ordu artık kıskanılan bir il oldu. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu konuda hiç mütevazi değilim. Evet. Birçok konuda mütevazi olmaya gayret ediyorum ama bu konuda değilim. Çünkü bunu ben diğer illerin belediye başkanlarından, yöneticilerinden de alıyorum. Ordu farkını her geçen gün artırıyor. Bugün bir Ankara'dan gelen bir hemşerimiz, Ankaralı biri, vatandaşımız. Orada eczane açtı, dedik ki ya ne işiniz var burada, hani nereden geldiniz, bir yakınınız, akrabanız, tanıdığınız var mı? Yok dedi, ben dedi buraya geldim, çok beğendim, çok hoşuma gitti orada dedi ve buraya yerleşme kararı aldım ve eczanemi buraya taşıdım dedi. Ankara'da yapıyordum bu işi dedi. Yani buna benzer ben son günlerde birçok örnekle karşılaşıyorum zaman zaman. Artık markalar oraya gelmek için can atıyor. Biliyorsunuz Green Park anlaştı Boztepe'deki otelle. İnşallah yukarıdaki otelimizde bir marka oteli olacak artık. Şu anda başka otel, uluslararası otel zincirleri Ordu'da otel yapmak için yer arayışı içindeler. Görüşmeler devam ediyor. Bu Ordu'ya gösterilen ilgidir. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben esnafının, yaşayan insanının, tüccarının, öğrencisinin, öğretmeninin, memurunun mutlu yaşadığı, barışık yaşadığı, sokaklarında insanların güldüğü ve herkesin mutlu olduğu bir şehir. Tabii bu nasıl olacak? Bu şehrin yaşam kalitesini, konforunu artırarak olacak. Bu şehre katma değer sağlayarak olacak. Bu şehrin insanının yaşamdan mutlu olmasını sağlayarak olacak. Bu kültürel, sanatsal, eğitimsel, bakın Doğa Koleji oluyor artık. Özel Ordu Koleji. Gene birçok yerli kolejimiz var. İki tane daha. Yeni Bahçeşehir Koleji geliyor. Yani bunlar Ordu'ya ilgi gösteriyorsa Ordu'da bir artık bir sıçrama var. Bunu görüyorlar. Evet. Ve şu anda uluslararası markalar Ordu'da örneğin alışveriş merkezi yapmak için, başka faaliyetlerde ürünlerini satmak için iş yerleri kuruyorlar. Bu da Ordu'da gördükleri bir değerden kaynaklanıyor. Evet, binamız tabii çok uzun süren bir serüven oldu. Bizi olduğu kadar Ordu'nun hemşehrilerimizi de yordu, kabul ediyorum. Ama biz başlangıçta şunu düşünmüştük. Biliyorsunuz öndeki eski binayı kaldırıp arkada pasaj olarak yapılmış bir binayı restore ettirerek içten ve dıştan çok ekonomik bir rakamla yine bir hizmet binası oluşturalım. Ve bu da belli bir süre hizmet eder, daha sonra düşünülür diye düşünmüştük. Biraz da ekonomiyi düşünerek. Fakat gelinen noktada binanın hizmete çok uygun olmadığı, hem fiziksel olarak hem de mukavemet olarak depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Evet. Yani yaptığımız güçlendirme projeleri de çok maliyetli projelerdi ve biz baktık yani eskide yeni olmuyor. Yıkıp yeni bir hizmet binası yapalım dedik. Tabii süreç daha sonra oraya mı olsun buraya mı olsun sürecine takıldık. Fakat gelinen noktada başka bir yer tercihi, alternatif oluşmayınca da oraya mevcut yerine yapılmasına karar verildi ve nasıl bir bina olsun diye düşündük. Hani böyle modası geçmesin, sadece günü kurtarmak adına olmasın, Ordu'ya belki 300 yıl, 400 yıl hizmet versin. Yani kentin belleği olsun, hafızası olsun ve Ordu'da da yapı tarzı anlamında örnek olsun istedik. Araştırdık ve Ordulu, annesi Ordulu olan hemşerimiz Şefik Birke'ye ulaştık. Kendisi uluslararası alanda çok ünlü bir mimar ve son 15 yıldır da proje çizmiyor. Hep fonlarla çok büyük projeler gerçekleştiriyor. Ve Sayın Başbakan'ın Başbakanlık binasını projesini kırmamış, yapmıştı. Bir de bizi kırmadı sağ olsun. Ordu Belediye Hizmet Binası'nın projesini hazırladı. Gerçekten de çok kabul gördü, çok güzel oldu. Bunu da şu anda bitti. Projenin bütün mekanik, statik, elektrik projeleri hazırlandı. Ayın 15'i veya 20'sinde ihale dosyası hazırlanmış olacak ve biz ondan sonra da ihaleye çıkmış olacağız. Bu bence bir elektrik olayı. Yani siz bunu eğer yürekten yapmıyorsanız, gerçekten içten davranmıyorsanız onu karşınızdakine hissettiremezsiniz. Bu karşılıklı bir sevgi. Eğer insanınızı sevmezseniz, ona saygı duymazsanız, onu sahiplenmezseniz o elektriği sağlayamazsınız. Yani bizim olayımız sadece işte bu masadan veya kendi sorumluluklarımızdan ibaret değil.
bakın az önce bir vatandaşımız geldi, bir problemi var. Aslında onun problemi biliniyor. Bir başka birimizce de değerlendirilmiştir. Çözüm de olacaktır ama o illa bizimle görüşmek istiyor. Ve hatta diyoruz problemi de aslında bir kanalizasyon problemi. Herkes için de rahatlıkla anlatabileceği problem. Hani bir insanın özel olduğunu anlatamaz. Ama bu yani anlatılabilecek bir konu. Ama onu bir de hani sahiplenmiş bizi. Hayır diyor, ben sana yalnız söyleyeceğim bunu diyor. Teke tek söyleyeceğim diyor. Şimdi bu sahiplenme çok önemli. Gülmeye gelince tabii benim de arızam bu. Zaman zaman bunu da ben tartışıyorum. Acaba diyorum yani bazen cenazeye gidince diyorum bak burada yapma gülme. Hani insanın acısı varken gidip de başın sağ olsun denir mi örneğin? Hani bu bir işten gelen bir olay. Hayata gülerseniz hayat da size gülüyor. Ben Tanrı'nın çok şanslı bir insanım. Gerçekten çok çok şanslı bir insanıyım. Şöyle, bir şeyleri çok zor elde ettim. Ama sonuçta elde ettiğim şeylerin de hep kıymetini bildim, biliyorum. Ve Allah da yolumu açtı. Belki geldiğim nokta kimine göre çok önemli bir noktadır. Kimine göre çok yeterli olmayabilir. Ama bazen eşim der ki, yani sen çık Ulubey'den gel der, oraya belediye başkanı olur. O bile bazen geldiğimiz noktanın çok önemli olduğunu ifade eder. Benim için Ulubey Belediye Başkanlığı bile hayaldi. Öyle bir düşüncem de yoktu. Siyasete son derece yabancıydım. Amcamın daha önce Ulubey'de görev yapmasından dolayı siyasete biraz küstük biz açıkçası. Çok da fazla benim hele gelecekle ilgili planlarım arasında hiç ama hiç yoktu. Kendimi ticari anlamda değerlendirmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili de çalışmalar da yapmıştım. Ama bazen tabii nasip kısmet işi bir yola girince artık o yolun dönüşü olmuyor. Benim bugüne kadar gelmemdeki sebep işte o demin bahsettiğimiz o karşılıklı elektrik, karşılıklı o diyalog ve insanlara verebilecek bir şeyimin olduğunu düşünmem. Zaten bunun olmadığını düşündüğümde halkın ordu insanının bana teveccühünün olmadığını düşündüğümde ben haddimi bilen bir insanım. Kendimi bilen de bir insanım. Asla ve asla böyle bir talebim olmaz. Böyle bir isteğim olmaz. Tabii ki bugüne kadar bu görevi yapmak da benim için çok önemli bir, çok onurlu ve şerefli bir görevdi. Biz de elimizden geldiğince bu süreci en iyi şekilde tamamlamaya çalıştık. Ama tabii ki iddia biter mi bitmez. Hayal biter mi bitmez, hizmet biter mi bitmez. Bunları fırsat verilirse tamamlamak isteriz. Ama bununla ilgili en ufak bir tereddüt oluştuğu anda asla ve asla zaten öyle bir talebim de olmaz, öyle bir haddimi aşacak bir durumda olmaz.